Söz sırası Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Kaya'da. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkan, değerli milletvekili, milletvekilleri, saygıdeğer halkım. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini konuşacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'na 2022 bütçesinden ayrılan pay 189 milyar 10 milyon 850 bin liraymış. Plan Bütçe Komisyonu'na geldiğinde bu pay 19 milyar 505 milyon 763 bin dolar olmuş. Bugünkü rakamı ise 13 milyar 617 milyon 496 bin dolara düştü. Yani 6 milyar dolar bütçe uçtu gitti. Bu bütçeyle öğretmen açığını kapatamazsınız. Yeni okul binası yapamazsınız. Derslik yapamazsınız. Yardımcı personel alamazsınız. Öğretmen maaşlarını artıramazsınız. Layık, demokratik, bilimsel eğitim yapamazsınız. Bu bütçede, bu iktidar da yok hükmündedir. Dolayısıyla ben size halkın iktidarında yapılacakları anlatmak istiyorum. Çünkü bu bütçeden halk da, öğretmenler de, öğrenciler de umudunu kesmiştir. Öğretmenlerimizi yaşatacağız. Atanmadıkları için bu iki öğretmen inşaatta can verdi. Bu iki öğretmen de atanmadıkları için intihar etti. Bu güzelim gençlerin ölümünden kim sorumlu? Atamadınız, bu insanlar yaşama veda etti. Biz öğretmenleri yaşatacağız. Biz öğretmenleri çocuklarıyla birlikte buluşturacağız. Atanmayan öğretmenlerimizi atayarak bu ölümlere dur diyeceğiz. Hemen 50 bin öğretmen ataması yapılması gerekiyor. Engelli öğretmen 2511 bin engelli öğretmen var. Bu öğretmenleri niye atamıyorsunuz? Yasa size emrediyor, niye atamıyorsunuz? Eğitim fakültelerini yeniden düzenleyeceğiz. Öğretmen liselerini yeniden açacağız. Öğretmen meslek kanunu teklifi 22 Kasım 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak verildi. Niye getirmediniz? Şimdi iktidara geleceklermiş. Daha sonra öğretmen meslek kanunu çıkartacaklarmış. Daha sonra 3600 ek göstergeyi verecekmiş. İktidara gelmeniz artık hayal. Bu yapılacak. Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen ayrımı bitecek. Herkes kadrolu öğretmen olacak. Eşinden ayrı, iktidarda olsan bunları yapardın. Propagandasını yapmazdın. Sarayda bunu söylemek kolay. Önemli olan meclise getirin. Bizim teklifimizi kabul etmiyorsanız Milliyetçi Hareket Partisi 3600 ek gösterge kanun teklifi verdi. Getirin 17 dakikada çıkartalım. Kim engelliyor? Gelmiyor. Bakın bundan 2 ay önce 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin mağduriyetini anlattım. Dedim ki bu maaşla bu öğretmenler geçinemez. Bakın 2 ay önce 4960 lira maaş alan bir öğretmen 291 litre ayçiçek yağı alıyormuş. Bugün bu sabah aynı öğretmen 160 litre ayçiçek yağı alıyor. Hiçbir öğretmeni yoksulluk sınırının altında çalıştırmayacağız. Özelde çalışan öğretmenler kamuda çalışan öğretmenlerle eşitlenecek. Hiçbir öğretmen pazar yerinde limon satmak zorunda kalmayacak. Bu halkın iktidarında olacak. Biz okullara yardımcı personel atayacağız. Biz okullara güvenlik görevlisi atayacağız. Biz okullara sağlıkçı atayacağız. Pandemide okullarda sağlıkçı yok. Eğer okullarda öğrenci velilerinden maske toplarsanız, A4 kağıdı toplarsanız, bununla da bu bütçeyi tamamlamaya kalkarsanız beceremezsiniz. Beceremezsiniz. Taşımalı eğitimde 9 öğrenci bir ay içerisinde can verdi. 5'i Kocaeli'de, Gebze'de, 4'ü Afyon Karahisar'da. Bu çocukların günahı neydi Allah aşkına? Adalet ve Kalkınma Partisi
layık, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitimden yana olmadığı için 4+4+4 sistemini getirdi. Burada bir milletvekili arkadaşımız canından oluyordu. Bu mücadeleyi o zaman yürüttük, çıkarttınız. Ama siz... Tamamlayalım lütfen. Biz 1+5+3 sistemini getireceğiz. Zorunlu eğitimi 3 yaşına indireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde yapacağız. Bir de yurt sorunumuz var. Bugün Ankara kapısına dayanan gençlerimiz yolumuzu açın dediler. Yolumuzu açın diyen gençlere ne yaptınız? Zulmettiniz. Bu gençler hala gözaltında. Barınma sorununu çözün. Siz Antalya'da kellesi kesilen, Karaman'da tecavüze uğrayan, Erzurum'da dinsel tacize uğrayan çocukları kime teslim ettiniz? Hangi tarikatlara teslim ettiniz? Bizim sözümüz olsun ki bir daha ne Aladağ yaşanacak, bir daha ne Antalya yaşanacak, bir daha ne Karaman yaşanacak, ne de Erzurum yaşanacak. Çünkü biz vakıflarla, cemaatlerle, selamlama. Peki selamlayın lütfen. Açalım. Cemaatlerle, tarikatlarla yapılan tüm sözleşmeleri iptal edeceğiz. Yeni bir hayat kuracağız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Geliyor gelmekte olan, gitti gitmekte olan. Güle güle size. Güle güle. Evet, yolunuz aydınlık olsun. Umarım muhalefette bu kanun tekliflerini getirirsiniz. Biz de yararlı olanı hep birlikte çıkartırız diyorum. Saygılar sunuyorum.